birçok kasapta işler yarı yarıya yakın düştü. En büyük bankrotumuz da bir kilo kıyma alamıyor bu vatandaş. Türkiye'de ortalama 290 ile 360 lira arasında kıyma fiyatı mevcut. Kırmızı et fiyatları rekor kırıyor. 1 kilogram kıymanın fiyatı 300 lirayı geçti. Hükümet et ve süt kurumu üzerinde uygun fiyatlı ürünler piyasaya sürse de bu kırmızı etin ateşini düşürmedi. İbre yukarı çıkmaya devam etti. Enflasyon %5, %7 civarında seyrediyordu. Bizler de bunu kendi içimizde absorbe edip 3 yıl boyunca hiçbir zam yapmadık. Ama bizim bu zam yapmadığımız dönemde süt fiyatları baskılanmıştı. Kuşbaşı etin ortalama kilosu kalitesine göre 320 ile 390 TL arasında değişiyor. Rostoluk et 350 ile 400 TL, antrikot ve pirzola 450 ile 500 TL iken bonfilenin fiyatı ortalama 600 lirayı buldu. 3 günde bir, 2 günde bir sürekli ete zam geliyor. Sürekli ete zam geliyor. Bıktık artık yani. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkaya, et fiyatındaki artışın temel nedenlerinin artan enflasyon ve üretimsizlik olduğunu söyledi. Et ve Süt Kurumu'nun 3 yıl boyunca süt fiyatını baskılamasının hayvancılıkta krize neden olduğunu vurguladı. 3 yıl boyunca süt fiyatları baskılanınca bu defa üretici elindeki dişi hayvanı kestirmek durumunda kaldı. Çünkü elde ettikleri 1 litre sütle 1 kilo yem alamaz duruma gelmişlerdi. Ülkede tabii ki dişi hayvanlar kesilince üretim de azalmış oldu. Çünkü yeni tosunlar, yeni boğalar piyasaya çıkmadı. Çıkmayınca da şu anki gibi %10'luk bir daralma meydana gelmiş oldu. Et ve Süt Kurumu piyasayı dengeleyemiyor. Çünkü liberal ekonomik model gereği et sektörü özel şirketlere terk edildi. Bu nedenle kimin borusu güçlüyse onunki ötüyor. Et fiyatını da 8 ile 10 büyük şirket belirliyor. Şimdi fiyatı belirleyen büyük firmalar. İlk başta bunu söyleyelim. Bizler iç piyasada fiyat belirleyici değiliz. Bu tamamen arz talep meselesi. Bir örnek verecek olursak en son şu anda yansıyan zamlarda biz 180 lira dana bıçak yaparken X bir büyük firma talebi olduğu için fiyatı 190 liraya çıkardı. Adamın 2000 tane mağazası var Türkiye'de. Haftada 2 tane dana koysa her birine 4000 adet danaya ihtiyacı var. Tabii ki arzı alabilmek için de fiyat yükseltti. Biz 180 keserken 190 liraya çıkardılar fiyatı. Daha sonra biz haliyle onun altında kalamayacağımız için iç piyasa. Biz de bu paradan kabul ettik. Daha sonra tabii ki öbür hafta yine ihtiyacı var. Yine fiyat yükseltti. Fiyat 210 liralara kadar geldi şu anda. Fiyatlar el yakıyor. Bu durumdan lokantalarda nasibini aldı. Onlar da zammı bir anda yansıtamıyor çünkü daha fazla iş kaybına tahammülü yok. Kasap bana zam yapıyor. Ben müşteriye zam yapıyorum. Müşteri ister istemez haklı olarak itiraz ediyor. Ve benim müşterim her gün daha da çok azalıyor. Bıktık artık yani bu zamlardan. Bu ekonominin kötü olmasından, bu fahiş fiyatlardan bıktık. Kasım ayındaki et fiyatlarıyla şimdiki et fiyatların arasında %60-%65 fiyat farkı var. Biz bunları kendi fiyatlarımıza yansıtamıyoruz tabii ki. Yani yansıtırsak yarım ekmek köfteye veya yarım ekmek kokucu yüzün üstünde satmamız lazım. Bunu müşterinin kaldıracak kapasitede değil. Fiyatların artmasından kasaplar da rahatsız. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkaya üretimin artmasıyla et fiyatlarının inişe geçebileceğini vurguladı. Arazisi var devletimizin, arazisini açsın. Oraya ithalat yapacaksa yerlileştirilmek üzere kaliteli ırk hayvan getirsin. Desin ki üreticiye de bak kardeşim ben hayvanı getirdim. Al sana yeri de açtım. Sen buna bak yetiştir. Hayvan benim olsun yavrusu senin olsun desin. Üretim yapalım. Bizim sonuca kavuşmamız için gereken tek yol üretimdir. Her gün daha fazla kötüye gidiyor. Bugün işte kapatmak zorunda kalacağız yani. Yazık. Şöyle 130 liralık olmuş. 230 olmuş pardon.